Yağmurdaki ölçü. Kur'an'da yağmur hakkında verilen bir diğer bilgi ise yağmurun belli bir ölçüyle indirildiğidir. Zuhruf suresinde şöyle buyrulur: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım ki o belli bir miktar ile gökten su indirdi de onunla ölü bir memleketi diriltti ve her yanına hayat yaydı. Siz de böyle kabirlerinizden diriltilip çıkarılacaksınız. Zuhruf suresi 11. Yağmurdaki bu ölçü de yine çağımızdaki araştırmalarla tespit edilmiştir. Ölçümlere göre yeryüzünden bir saniyede 16 milyon ton su buharlaşmaktadır. Bir yılda bu miktar 505 trilyon tona ulaşır. Bu aynı zamanda bir yılda dünyaya yağan yağmur miktarıdır. Diğer bir deyişle su sürekli bir denge içinde bir ölçüye göre dönüp durmaktadır. Yeryüzündeki hayatın devamı da bu su döngüsü sayesinde sağlanır. İnsan sahip olduğu tüm teknolojik imkanları kullansa dahi bu döngüyü asla yapay olarak gerçekleştiremez. Bu miktarda çok küçük bir değişiklik bile olsa kısa bir zaman sonra büyük bir ekolojik dengesizlik ortaya çıkacak ve bu da hayatın sonunu getirecektir. Fakat hiçbir zaman böyle olmaz. Yağmur Kur'an'da bildirildiği gibi yeryüzüne her sene aynı miktarda inmeye devam eder. Yağmurdaki ölçü sadece miktarında değil, aynı zamanda yağmur damlalarının düşüş hızında da söz konusudur yağmur damlası ne kadar büyük olursa olsun yeryüzüne düşme hızları belli bir limitin üzerine çıkmaz. Nobel ödüllü Alman fizikçi Philip Lenard çalışmaları sonucunda yağmur damlalarının çapları genişledikçe düşme hızlarının arttığını tespit etmiştir. Ancak düşme hızındaki bu artış yağmur damlasının çapı 4,5 milimetre olana kadar devam etmekteydi. Daha büyük yağmur damlalarında ise düşme hızları saniyede 8 metreyi geçmemektedir. Bunun sebebi damlaların düşerken aldıkları şekildir. Yağmur damlalarının bu özel şekli atmosferin sürtünme etkisini artırır ve damlaların belli bir hız limitini aşmalarını önler. Görüldüğü gibi Kur'an'da yağmurun indirilişiyle ilgili 1400 sene önce bilinmesi mümkün olmayan hassas bir ayara dikkat çekilmiştir.